Şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. Birinci bölüm 1 ila 17. maddeleri kapsamaktadır. Şimdi birinci bölüm üzerine söz isteyen değerli milletvekillerimize söz vereceğim. Daha sonra da birinci bölüm üzerindeki görüşmeleri tamamlayacağız. Birinci bölüm üzerinde söz isteyen İyi Parti grubu adına Samsun milletvekilimiz Sayın Bedri Yaşar. Süremiz 10 dakika Sayın Yaşar. Sayın Başkan, değerli Sayın Yaşar bir saniye lütfen. Değerli arkadaşlar, sabahtan birkaç defa ikaz ettim ama lütfen sessiz olalım. Arkadaşımız, tabii ben o sözümün arkasındayım. Sayın Hatipleri lütfen sessizce dinleyelim. Buyurun Sayın Yaşar. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin birinci bölümü üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, hükümet bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni maalesef yeni bir torba yasa ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu torba yasa gelir vergisi kanunundan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanununa, Sosyal Güvenlik Kurumu kanunundan elektrik piyasasına kadar birçok farklı ihtisas gerektiren alanda ve birçok farklı komisyonun yetki alanına giren düzenlemeler içermektedir. Buna rağmen gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin tamamı göz önünde bulundurulduğunda torba kanunun amacının kamudaki nakit açığına pansuman tedbirler üretmekten öte gidemeyecektir. Teklif yapısal tıkanmanın nedenli derinleştiğinin açık bir ifadesidir. Ayrıca bu durum iktidarın bir türlü dire getiremediği ekonomik kriz şartlarının geldiği seviyeyi de ayrıca göstermektedir. Türk ekonomisi iki çeyrektir yıllık bazda daralmaktadır. Uluslararası kuruluşların yaptıkları tahminlerde bu trendin 2019'un tamamına yayılacağı ve Türkiye'nin 2009 küresel krizinden bu yana ilk defa bir yıl küçülerek tamamlayacağını göstermektedir. Sanayi üretim endeksi 9 aydır, perakende satış endeksi ise 8 aydır yıllık bazda daralma vermektedir. Ekonomik güven endeksi 15 aydır eşik değer olan 100'ün altına düşmüştür. Yüksek enflasyon ve bunun sonucu olarak da yüksek faiz işletmelerimizin finansman giderlerinde büyük artışa neden olmuş, yeni yatırımların önüne geçmiştir. Ekonomik alanda sorunlar iyice artmıştır. Hükümetin gelirleri azalmıştır. Hükümet yaklaşık bu kanun teklifiyle %1,5-2 civarında bir gelir beklemektedir. Hükümetin şu aşamada yaptığı milletin üzerinden neleri daha alabiliriz, neleri daha milletin sırtına yükleyebilirizden ibarettir. Ben buradan söylüyorum, milletin hükümete vereceği bir şey kalmamıştır. Bu torba yasa hükümeti yalnızca durumu ve günü kurtarmaktan ibarettir. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim, yine bir torba yasayla müteahhitliğe yönelik bir tasfiye kararnamesi çıkarmıştık. Sizlere de telefonlar geliyordur. Maalesef bu tasfiye kararnamesini de kurum ve kuruluşların önemli bir kısmı onaylamadığı için özellikle iş dünyasındaki arkadaşlarımızın teminat mektupları nakde dönmeye başlamıştır. İşte torba yasalarla çıkardığımız yasalar maalesef amacına hizmet etmemiştir. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde bu da tekrar gündeme gelecektir. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin birinci maddesinde ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirmelerine yönelik düzenlemeleri öngörmektedir. Biz plan ve bütçe komisyonunda değerli arkadaşlarımız bununla ilgili tekliflerini verdiler. Belli düzenlemeler yapıldı. Hep bu kürsüden de söylediğimiz gibi zaman zaman bizim görüş ve düşüncelerimizi dikkate aldığınız oranda biz de bu maddeleri desteklemeye devam edeceğimizi söylemiştik. Birinci maddeyi de bu kapsamda destekliyoruz. Diğeri ikinci madde varlık barışı. Bu varlık barışı 8. kezdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geliyor.
Siz şimdi hükümetin yaptığı en temel şeylerden bir şey milletin meclisinde milletin vekillerinden bile bazı meseleleri gizlemek. Varlık Barışı da bunlardan biri. Bu sekizincisi. Yedisinde ne oldu biz bilmiyoruz. Ne kadar kişi bundan istifade etti bilmiyoruz. Bundan ne kadar gelir elde edildi bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki 8. kez geldiğine göre demek ki bu yasa amacına hizmet etmedi. Burada bir yanlışlık var. Hiçbir şeyi bilmiyorsanız tersten gidin. Şunları doğru düzgün gelin. Hep beraber mecliste tekrar gözden geçirelim. Dolayısıyla bu aynı zamanda anayasada eşitlik duygusunun zedelenmesini de sağlıyor. Bu çerçevede özellikle daha önce yapılan varlık barışı uygulamalarının faydası ne kadardı, gelir sağladığı konularında da ne teklif sahipleri ne de ilgili kurum ve kuruluşların bilgi almak mümkün değil. Ayrıca bu politikalar kayıt dışılığı da özendirmekte. Kanunu düzene uygun yaşayan vatandaş ve mükelleflerimizi cezalandırmaktadır. Ne zaman ortada bir af varsa o afa karşı görev ve sorumluluklarını vatandaşlık duygusu içerisine getiren arkadaşlarımız, mükelleflerimiz bu işten zarar görmektedir. Her seferinde bir af konusu gündeme getirilerek bu adaletsizliği de ortadan kaldırmamız lazım. Umarım ki bu varlık barışı ile ilgili de son kez gündeme gelmiş olur. Bundan sonra tekrar buna ihtiyaç duyulmaz. Değerli milletvekilleri, diğer taraftan teklifin diğer bir maddesinde özellikle yüksek öğretim kurumları arasında üniversiteye ait malların paylaşımı ile karşılaşan problemlerin çözülmesine yöneliktir. Biz bu maddeyi de destekliyoruz. Bölünen üniversitelerin mal varlıkları paylaşılmasında bizim de uygun gördüğümüz bir maddedir. Bunu da desteklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan yurt dışı borçlanmaları, özellikle yurt dışında çalışan işçilerimizin şu an %32 olan oran %45'e çıkarılmasına ilişkin bir dizi düzenlemeyi içermektedir. Bugün %32 olan prim oranının %12'si genel sağlık sigortası, %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları içindir. Hukuki ve kanuni bir temele dayanmaktadır. Buna karşın teklif ile öngörülen %45'lik oranın neyi ifade ettiğini anlamak mümkün değildir. Bu tamamen afaki bir orandır. Bu değişiklik çok açık bir şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza üvey evlat muamelesi yapılacağı anlamına gelmektedir. Sosyal sigortalarda karşılıklılık ilkesi vardır. Kamunun hangi primi neyin karşılığında aldığını açıkça belirtmesi ve beyan etmesi gerekir. Kurum fayda maliyet dengesi gözetmek için ortaya atılan %45'lik oran en başta kanunu düzenlenen %30'lik oranı anlamsız kılmaktadır. Diğer taraftan özellikle yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk firmalarıyla beraber yurt dışına giden işçilerimizin orada çalıştığı süreler maalesef sigortalılık sürelerinden sayılmamaktadır. Özellikle karşılıklı anlaşmaların olmadığı ülkelerde bu konuda ciddi mağduriyetler vardır. Bu konuyla ilgili de BMA'l bir düzenleme yapmamız gerekmektedir. Bildiğiniz gibi inşaat sektörü, müteahhitlik sektörü bizim yurt dışında çok güçlü olduğumuz bir sektör. Bol miktarda yurt dışına giden işçilerimiz var. Bunların çalıştığı süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor. Bunu da buradan ifade ediyoruz. İnşallah bununla ilgili de bir düzenleme olur. Diğer taraftan yurt dışından getirilen araçlarla ilgili hepimizin bildiği gibi özellikle farklı yöntemlerle yurt dışından getirilen araçlar var. İkinci yöntemleri de özellikle yurt dışında bunlar plakalandırılarak ikinci el araç muamelesi görerek ülkemize getirilen araçlardan bahsediyoruz. Burada da bir haksız kazanç söz konusu. Tamam, üçüncü tarafların mağduriyeti var. Araçlar el değiştirmiş olabilir ama bu ülkemizde yaygın olan bir yöntemdir. Vergisini ödeyerek bu ülkeye araç getiren insanlarla bunların arasında mukayese ettiğimiz zaman burada da bir haksız kazanç söz konusu. Bu tür muafiyetler bizi daha çok kanunsuzluğa itmekte ve bu konuyla ilgili gelirler de ciddi oranda düşmektedir. Diğer taraftan kanunun 16 ve 17. maddesinde düzenlenen bankaların özellikle sıkıntılı olan şirketlere yönelik faaliyetleridir. Şunu başta söyleyeyim. Bu getirilen yasayla, bu düzenlemeyle
Bir defa ben orta ölçekli işletmelerin bunlardan istifade edeceğine dair hiçbir kanaatim yok. Benim kanaatim şu, siz yine özellikle yap işlet devret yöntemiyle veyahut da yap işlet devam et yöntemiyle şu an parasını ödemeyen firmalara yönelik bir düzenleme algısı gibi bir şey var. Netice itibariyle siz de göreceksiniz ki bu kanundan istifade edenlerin önemli bir kısmı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük firmalardan ibaret olacaktır. Halbuki bizim hedefimiz özellikle şu an durma noktasına gelen ekonominin çarklarını tekrar çevirmek için orta boy işletmeleri desteklemeye yönelik tedbirlerin alınmasıdır. Yoksa bankalar bugün arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi özellikle bu düzenlemeleri yapmak için can atıyorlar. Ama neden can atıyorlar? Geçmişte işte 2014'te, 15'te, 12'de verdikleri düşük faizli kredileri bugün gelin yeniden yapılandıralım. Yüksek faizlerle yapılandıralım. Zaten 13'ü 26'ya çıkardığınız zaman otomatikman faiz iki katına çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hep faizle mücadele diyor. Ama dediğiyle kalıyor. Türkiye'de faizlerin geri geldiğini görmedik. Durmuş hocamız da buradan önemli bir uyarıda bulundu. Buyurun Sayın Yaşar. 25 Temmuz'da Merkez Bankası'nda yapılan toplantıda faizlerin 24'lerin altına düşmeyeceği kanaati var bizde diyor. Arkadaşlar faizler makul seviyelere düşmediği sürece Türkiye'de çarkların dönmesi mümkün değil. İnşaat sektöründen gelen birisi olarak söylüyorum. Örnek de vereyim size. Çankaya Belediyesi Ankara'nın en büyük belediyelerinden biri. 2019 Haziran ayına kadar verdiği ruhsat bir elin parmaklarını geçmiyor. Yüzlerce ruhsat veren bir belediyeden bahsediyoruz. İnşaat sektörü 300 kalem sektörü ilgilendirir. Bu sektör harekete geçmediği sürece bizim işsizliğin önüne geçmemiz, işsizlikte ciddi adımlar atmamız mümkün değil. Dolayısıyla bu sektörde de bir an önce faizlerin düşmesi lazım ki en azından konut alışverişler arasında bir ilişki olsun. Bu tedbirler belli gruplara yönelik değil, herkesin istifade edebilecek şekilde bankaların düzenleme yapması lazım. Özellikle özel bankalar bu günlerde özel bankaların kapısından. Buyurun Sayın Yaşar, tamam. Bu bankalarımız hiç olmasa bazı konularda son dönemlerde özellikle bu yapılandırmalarda makul faizlerle hareket etmeye çalışıyorlar. Ama güç sizde, iktidar sizsiniz, yönetim sizde. O zaman özel bankalarla ilgili de cellat gibi kılıç sallayan özel bankalarla ilgili kanunları çıkarmak da sizin elinizde. En azından bundan sonraki mağduriyetlerin de bir miktar önüne geçmiş oluruz. Hiç olmasa düşük faizlerle bu yapılandırma yapılabilir. Tabana yayılırsa belki bir faydası olacağına inanıyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.